Şimdi Sayın Acun Ilıcalı sağ olsun geldi bize. Dünyada ne oluyor? Kendi dünyasında ne oluyor? Biliyorsunuz ekseni kurdu. Korsan Yayıncılık onu da etkiliyor. Ve neticesinde Türk futbolundaki durumu izah etmeye çalıştı. Ve Türk futbolundaki değer düşüşünün de nereden nereye geldiğini hepimiz biliyoruz. Bunlardaki unsurlardan bir tanesinin de Korsan Yayıncılık olduğunu. Sorduğunuz insandan insana değişebiliyor ama yani 10 kişiden 8'inin, 7'sinin korsan bir şekilde maçları izlediğini ifade ediyor. Aslında bu durumun bedavaya, kaçak bir şekilde stada girmekten farkı yoktur. Bir nevi kulüplerin gelirleri açısından hırsızlıktır. Ama ülkemizde ne yazık ki bu konu yeterince ciddiyetle ele alınmadı. Arzu edildiği takdirde, niyet olduğu takdirde bunun önüne geçmek son derece kolay. Avrupa'da durum nasıl derseniz, Avrupa'da neredeyse pek çok ülkede korsanın ne olduğunu bilmiyor korsan yayını. Bunun için bir kanun çıktı. Onun için de devletimize teşekkür ediyoruz. Ama önemli olan kanun konuyu adresliyor mu? Sorunu çözüyor mu? Bizim için önemli olan 1,5 sene sonra yapacağımız ihaleye geldiği zaman bu sistemin tamamen yürürlüğe girmiş vaziyette, işleyen vaziyette, gereken cezaların uygulandığı bir vaziyette olacak ki hem değer artacak, hem abone sayısı artacak. Abone sayısı arttığı zaman çift taraflı kazanım olacak. Hem aboneler daha az ödeyecekler, hem de yayıncı kuruluş yaptığı yatırımın karşılığını daha rahat alabilecek. Yani bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Süper Lig'in değeri 115 milyon dolar değildir. Belki 500 değil ama bize göre 350 ile 400 milyon dolar arasında bir durum. Son yıllarda, son 3-4 yılda 650-700 milyon dolara yakın indirim sağlandı. Bu indirim nasıl sağlandı? Kimler buna izin verdi? Enerjiler buna harcanacağına, korsanın önüne nasıl geçer onu harcanmalıydı. Harcanmadı. Bir kanun çıktı. Umut verici ama kanun yeterli değil. Çünkü bu yayını yapanların hepsi yurt dışında. Yayını yapanlar yurt dışında olduğu için onları cezalandırmak takdir edersiniz ki mümkün değil. Ama artık kullanıcı bazında da cezaların getirilmesi gerekiyor. Bence en önemli Acun Bey'in getirdiği önerilerinden biri bu. O da EDS'yi. EDS'yi bilirsiniz hepiniz. Eskiden yan şeritlerden arabalar geçerken bu sistem uygulanınca ciddi anlamda düşüş sağlandı. Onu kullandı. Bir de bunun yazılımı, teknolojisi var. Teknolojisi çok çok önemli. Niye önemli? Çünkü anında kesiyor otomatikman. Şimdi nasıl oluyor? Yasa çıkmasına rağmen. Bir kere yasada bir ceza yok kullanıcılara. Şimdi nasıl oluyor? Türkiye Futbol Federasyonu tespit ediyor. Bunu iletiyor. Erişim sağlayıcılar birliğine iletiyor. Onlar onaylarsa servis sağlayıcılara veriyor. Ama bugün baktığınız zaman biraz herhalde bir 40 maç falan örneğine baktık. Yani averajda 81 dakikada kesiliyor korsan yayın. Zaten maç 90 dakika. Şimdi buradaki en büyük kaybedenler kulüpler, federasyon ve yayıncı kuruluş. En çok kazananlar korsan yayıncılar, bahis siteleri ve ne yazık ki bildiğimiz, hepimizin bildiği servis sağlayıcıları buradan geçen müthiş trafikten dolayı. Dolayısıyla sorun ortada. Çözüm için bir adım atıldı. Birkaç adım daha atılması lazım. Ve Türk futbolunun bugün geldiği nokta sadece korsan yayına tabii ki bağlanamaz. Ama önemli faktörlerden biridir. Ve biz bugün 350-400 milyon dolar alırken 115 milyon dolarla ve biz 115 milyonun hepsini almıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu kesintileri var. Bir atlı kesintileri var. Hakemler var. Var. Bu sezon var kuruldu biliyorsunuz. Bir at lige. Dolayısıyla ben daha evvel de söylemiştim. Kasım ayı gibi pek çok Anadolu kulübünün işte Ocak, Şubat gibi de büyük kulüplerin nefesi kesilecek diye ve geldik. Kesilmeye başladı.
Şimdi isimlere girmeye gerek yok ama bazı kulüpler açık açık artık maaşları ödeyemediklerini ifade ediyorlar. Yazık, çok yazık. Şunu da söylemek istiyorum. Bu noktaya gelişimizde geçmiş federasyonlarında sağ olsunlar büyük emeği oldu. Büyük katkısı oldu. Yani bugün 2 ayda çıkartılan korsan yasası niye dava çıkartılamadı? Bu teknolojiden niye dava uygulanamadı? Uygulattırılmadı? Yani bununla ilgili niye hiçbir çalışma yapılmadı? İhaleye gelince yayıncı ihalesine 6 ay kala kerhen bir çalışma başlattı diye belki federasyon. Biz danışmanlar tuttuk, dediler ki yani siz ihale yapıyorsunuz da yani binden başkasına verebileceğinizi düşünüyor musunuz gibi geri bildirimler de olmuştu. Dolayısıyla bugün geldiğimiz nokta itibariyle alınacak çok ders var. 115'lerin 75-50'lere inmemesi için de ileriye dönük olarak bütün bu girişimlerin yapısal sorunların giderilmesi gerekiyor ki 2 sene sonra yapacağımız ihalede Türk futbolu hak ettiği değeri alsın. Belçikalarla, Hollandalarla, Portekizlerle karşılaştırdığın zaman orada yaşayan insan sayısı, yani pazar büyüklüğü, satın alma gücü vesaire vesaire baktığın zaman bizim rakamlarımız kabul edilebilir rakamlar değiller. Acun Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Kulüpler de bu işin ciddiyetinin farkındalar. İnşallah ilgili devlet kurumlarıyla bunun dibine ineriz.